Kardeşlerim, sünnete ehil olmak sadece Müslüman kabul edilen bir ülkede doğmakla olup bitmiyor. Baban, annen çok iyi Müslüman olmakla da olmuyor. Kimsenin yediği içtiği senin karnını doyurmuyor ki başkasının annen baban da olsa Müslümanlığı senin dinini doyursun. Olmaz ki böyle bir şey. Hatta bir tarikata girmekle bir mezhepte olmakla da ne müslümanlık oluyor ne de ehli sünnetlik olunuyor. Müslüman ehli sünnet demek ağzından, gözünden, kulağından, elinden, ayağından sünnet tavırları yansıyan demektir. Bir grupta olmak evet destek olmak bakımından bu yürüyüşe yardımcı olmak bakımından faydalıdır. Gereklidir. Ama kuru bir bulunma, sadece bir üyelik ya da oraya bir aidat ödemek gibi bir tavırla asla olmuyor. Yani vergini ödediğin sürece, kanunlara aykırı olmadığın sürece vatandaşsın denir gibi değil ehli sünnet olmak. Ehil olmak, ehil, ehil olmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adına açmış bir çiçek olman gerekiyor senin. Onun adına dikilmiş bir çınar gibi bir aile sahibi olman gerekiyor. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kitleleri etrafında toplayan bir kalabalık uzmanı gibi kabul ediliyorsa onun hiçbir etkisi yok. Öyle değil. Peşinden gitmek, yaşadığını yaşamak İman ettiğine iman etmek için elhamdülillah Müslümanız. Kardeşlerim sünnete ehil bir Müslüman bir tarikatta bulunur. Hiçbir sakınca yok. Zaten bir mezhebi vardır. Bir sakınca yok. Olması gereken de böyle. Ama onun kafasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka masum insan yoktur. Ne demek masum insan yoktur? Benim liderim, benim şeyhim, benim imamım Ebu Hanife de rahmetullahi aleyh dahil olmak üzere buna hiçbir zaman masum değildir. Yani bir put değildir ki ben ona tapınayım. Allah var benim kulluk yaptığım, peygamberim var sallallahu aleyhi ve sellem izinden gittiğim bir de hocam var, şeyhim var, imamım var, müderrisim var. Bunlar var. Ama hatasız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Günün birinde niye böyle yaptınız siz? diyemeyeceğim bir kimse yoktur. Sünnete ehil olmak budur kardeşlerim. Aksi takdirde sünneti kullanarak, İslamiyeti kullanarak, Allah'ın kitabı Kur'an'ı kullanarak bizi sömürenlerin sömürmesine kapı açmış oluruz veya birilerini sömüren bir sömürgeci olmuş oluruz. Kesinlikle biz ümmet olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka masum yani hatasız bir insan görmüyoruz. Hocalarımızı da, alimlerimizi de, mezhep imamlarımızı da onları ilkokul arkadaşlarımız gibi de görmüyoruz. Arada bir denge var, arada bir ölçü var, bir itidal var onlara bakışımızda ve sünnete ehil olan her Müslüman kesinlikle bu ümmetin selefi salihinini saygıyla hürmetle anacak. Masum hale getirmeden akidemizde, ibadetimizde, ahlakımızda, dünya ve ahiret işlerimizde hangisinde olursa olsun itidalli bir hayat yaşadığımız için biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin değerli üstün diye gördüğü onun nesli ashab kiram. Ashab-ı kiramdan sonraki salih, takva insanlar olarak bildiğimiz tabi'in nesli ve onların talebeleri. Bu üç nesil bu ümmetin büyükleri, hürmetkar olduğumuz kimseleri demek. Peki biz onları saygılı tutsak veya tutmasak dinimiz açısından ne değişiyor? Şu değişiyor. Şeytan Ebu Bekir radıyallahu anhı veya Ömer radıyallahu anhı gözümüzde sıradanlaştırdığı zaman biz fark etmesek bile İslam sıradan bir düşünceye dönüşür. Çünkü Ebu Bekir dediğin Ömer dediğin, Osman ve Ali dediğin kimseler bizim ellerinden ve ağızlarından İslamiyeti aldığımız kimselerdir. Onlar sıradanlaşırsa, onlar pazarlamacı statüsüne düşürülürse, çok basit bir kimseler gibi görülürse veya putlaştırılırsa iki zıt kutupta tutulursa onlar itidal çizgisinde Tutulmazsa eğer, biz o zaman İslamiyet'i ve İslamiyet'in kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i düşürürüz fark etmeden. Ebu Bekir'in, Ömer'in, o neslin Kur'an derken ki titizlikleri, Resulullah dedikleri zamanki gözlerinden fışkıran enerjileri örnek olursa bize, biz de Resulullah'a öyle davranırız sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a öyle davranırız. Örnek olmaları bakımından, ön teker olmaları bakımından biz arka teker olarak onları saygın tutmak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle istedi. Makul olan da böyledir zaten. Bunun için kardeşlerim biz ehli sünnet olmanın dışında hiçbir ismi ve vasfı kendimize uygun bulmayız. Necisin sorusuna Müslüman derim. Müslümanlıktan başka ismim yok. Müslümanlığın hangi kalite, hangi düzeydedir sorulursa sünnet vel cemaat derim. Ne demek? Yani benim anlayışımda Allah var. Onun peygamberi var sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram var. Bunların da Kur'an'ı var ve hadisleri var. Derim benim başka bir vasfım yoktur. demek zorundayız. İslam'dan başka şucu, bucu kavramlarını kendisine uygun bulanlar asla doğru bir işi yapmıyorlar. Allahu Teala'nın huzurunda kurtarıcı niteliği olmayan bir isme yamanıyorlar. Hangi isim olursa olsun o. Ve kardeşlerim eğer bir mümin gerçekten ehli sünnetten ise, yani sünnete ehilse, kendi evinden başlamak ve gücü oranında olmak şartıyla Allah'a davet eden insandır. Sadece cennete girmek için yaşayan, başkalarıyla ilgilenmeyen cimri idrak ve pısırık anlayış asla ehli sünnet anlayışı değildir. Sünnete ehil olan bir insan ashabını dünyanın mamur bölgelerine yürüyerek gönderen peygamber sallallahu aleyhi ve selleme intisap etmiş insandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kelime de olsa benden duyurun başkalarına diye rica etmiştir ümmetine. O bir kelimeyi çocuğuna duyurmayan elbette bilgisi sınırında, takati sınırında, kabiliyeti sınırında kalmak şartıyla uydurmak ve harap etmek gibi bir nitelikle değil. Bunu becerebilmek sünnete ehil olmaktır. Çünkü ben cennete gireyim, çocuklarım muhakkak cennetlik olsunlar, çevrem muhakkak cennetlik olsun, dünyada yaşayan milyarlar bile benim yardımımla cennete girsinler diye düşünmek Müslümancadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına ve anlayışına uygun anlayıştır. Böyle düşünenler olarak yani Allah'ı, peygamberi, Kur'an'ı, hadisleri eksen alan bir hayatın müminleri olarak biz bir grubuz. Dışımızdakiler de başka bir gruptur. Buna vela ve bera inancımız diyoruz. Biz ve onlar. Kimseyle savaş etmeyiz. Kimseyle kavgamız, gürültümüz yok. Ama tabiatımız farklı. Biz Allah diyoruz. Biz Muhammed diyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Kur'an'ımız diyoruz. Biz Resulullah'ımızın mirası sünnet diyoruz. Bunun dışında bir şey söyleyen mesela İncil diyen Mesela Tevrat diyen, mesela biz Allah derken Yehova diyen, her neyse dediği, o onun ki, o onun anlayışı. Benim onu boğmam gerekmiyor. Ama kendimi ona boğdurmam da gerekmiyor. Karma bir hayat yaşamamız da gerekmiyor. Biz başka ürünüz, onlar başka ürün. Bizim anlayışımızda onların anlayışının karmasından münafıklık çıkar. Münafıklık iki yüzlülüktür. Biz ve onlara razı olacağız ve bu anlayışımızı asla tartışmayız. Din konularında tartışma yoktur. Ehli sünnet olmak yani sünnete eğil olmak tartışarak dinini yıpratmak demek değildir. Sen ehli sünnet değilsin. Kavgası sünnete eğil olmak değildir. Benim gayem kimin ne olup olmadığını bulmak olamaz benim gayem Rabbimin rızasına ermek olur. Sorulursa da doğruyu açıklarım. Neden sünnete eğil olmaya uğraşıyorum onu izah ederim. Gerisini Allah'a bırakarım. Elinde not defteri memur gibi, savcı gibi insanların din ölçüsünü yapıp şu şu kadar sünnete uygun, bu da bu kadar aykırı gibi uğraşılar. Mücadeler asla ve kat'a Müslümanca değil. Nerede ehli sünnetçi olsun. Müslümanca değil. Kavganın bir anlamı yok. Yaşamanın bir anlamı var. Örrek olmanın bir anlamı var. Tartışmak şeytanın işine gelir. Müslümanın işine gelmez. Çünkü tartışılan değer ne kadar kutsal olursa olsun yıpranır. Allah'ı tartışamayız. Peygamberini tartışamayız. Sünneti tartışamayız. Kur'an'ımızı tartışamayız. Ashab-ı Kiram'ı tartışamayız. İnanan inanır, inanmayan istediği yolunda devam eder diye düşünürüz. Allah'ın izni ve keremiyle bu düşüncemizle devam ettiğimiz sürece Rabbimizden umudumuz çok yüksektir. Cennet umudumuz yüksektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le onun ashabıyla Allah'ın salih kulları ile buluşma umudumuz çok yüksektir. Evet korkuyoruz. Yanlış yaparız. Hata ederiz. Rabbimiz bize azap eder diye de korkuyoruz. Ama bile bile yaptığımız bir hata yoksa, inadına hatalarımızda ısrar etmiyorsak yaptığımız zaman umudumuz da yüksektir. Allah'a umut bağlıyız. O umut olmasa zaten ayakta duramayız diye düşünüyoruz. Bizden önceki Allah onlardan razı olsun. Örnek nesil ashab-ı kiram böyleydiler. Bu, bu sayede cenneti kazandılar. Bu sayede Allah ve Peygamberi aleyhissalatu vesselam onları örnek olarak önümüze çıkardı diye düşünüyoruz.